Tropikal bir iklime sahip olan Angola, turizmin yeni gözdesi. Yüksek sıcaklık ve yağışlar azaldığı için Mayıs ve Ekim ayları bu ülkede tatil yapmak için en uygun dönem. Lubango Festivali ise Ağustos ayında büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Ülkenin genç hava yolu şirketi TAXA, Afrika kıtasında turistlere konforlu bir seyahat sunuyor. Atlas Okyanusu'nda denize girme imkanı bulacağınız bu ülke, fil, zebra, timsah, maymun gibi hayvanları içeren zengin habitatıyla da oldukça ilginç bir bölgede yer almakta. Afrika turizmindeki gelişmeleri izledik. Şu an Türkiye'deyiz. Türkiye'nin gözbebeği, turizm açısından gözbebeği Antalya'dayız. Ve çok önemli bir konuğumuzla beraber birazdan Türkiye turizmini değerlendireceğiz. Türkiye'de turizm denince akla gelen en önemli şehirlerden biridir Antalya. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan bu şehir ve çevresi, ünlü plajlarıyla dikkat çeker. Müzeleri, antik kentleri, tarihi mirası barındıran yapılarıyla kültür turizminin en canlı sergilendiği şehrimizdir. Türk girişimciler de dünya turizminde rekabet ettikleri meslektaşlarına zengin kültürümüzün misafirperver sunumuyla fark yaratıyorlar. Bugün Türkiye turizmini Antalya'da konuşuyoruz. CNN Türk ekranlarından herkese merhaba. Antalya'dayız. Evet, konuğumuz bugün Mehmet Aygün, Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Aslında bu benim için bir nostalji. Çünkü evet. Şu an bulunduğumuz otelin lobisinde ben 2011 yılında ilk gelmiştim. Ve hakikaten çok şaşalı, gösterişli, hatta açılış sürecinde de bulunmuştuk. Arkasından böyle bir kapama süreci oldu. Şimdi tekrardan geliyoruz ki hakikaten sizin gibi kıymetli ve değerli bir yatırımcımız, yatırım grubu tekrardan bu tesisi hayata geçirmiş. Öncelikle bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii sizin de söylediğiniz gibi bu zamanın o zamanki bütçesiyle, yatırımıyla 1.4 milyar euroya yapılan bir tesis. Hakikaten ülkemiz için çok büyük katkısı olan o zamanda açılışıyla, dünya çapındaki reklamıyla, her şeyiyle şaşalı bir yere gelen bir tesis. Ve dünya sıralamasında oteller arasında hakikaten kariyeri olan, belli bir sıralamaya yükselen bir tesis. Ama zaman içinde tabii ki bu artık kaptan hatası mı, işletme hatası mı, müdür hatası mı, personel hatası mı, patron hatası mı bir şekilde bu hallere geldi sizin söylediğiniz gibi. Mehmet Bey, aslında çok önemli bir konu. Çünkü niye? Özellikle Antalya bölgesinde işte operatör sıkıntı yaşıyor, otel almış oluyor, otel hemen kapanıyor. Yani bu tarz yatırımların, sadece bu tesis için konuşmuyorum. İnşallah diğer yatırımcı arkadaşlarımıza da örnek olur ve onlar da diğer tesisleri hayata geçirirler. Çünkü sizin yaptığınız hakikaten hem istihdam açısından hem de ülke açısından çok önemli bir nokta. Benim bir diğer sorum, 2019 yılında aslında sezonun biraz tam böyle ortasına giriyor gibiyiz. Çünkü işte Mayıs'ın ilk haftalarını devirdik, işte Haziran, Temmuz, Ağustos, arkasından Kurban Bayramı diyoruz hemen ve sezon bitiyor. Ne bekliyor bizi? Antalya'yı ne bekliyor? Bakıldığı zaman bundan iki sene önce biliyorsunuz büyük bir kriz yaşandı. Evet. Bu krizde hakikaten turizm büyük bir yara aldı. Doğru. Şu anda bakıldığına göre, şu anda gelen rezervasyonlara göre Cumhuriyet tarihinin en güzel sezonunu geçireceğiz diye öyle bir görüntü var. Şöyle bir söylenti var. Evet. Diyorlar ki işte ya bu aslında hep konuşuyoruz da rakamlara bakıldığında hep ya işte 2015'i yakaladık. Aslında sizin söylediğiniz önemli bir nokta. Cumhuriyet tarihinin en önemli rakamları diyorsunuz. Ya 48 milyon turist daha Türkiye'ye gelmedi. Bu seneki beklenen turist sayısı 48 tamam, milyon. Mükemmel. 48 milyon dediğin zaman o 2015'te gelen 38-40 milyonu 8 milyon aşmış bir vaziyette. Bu da doğru. Büyük bir potansiyel. Çünkü Antalya'ya gelen turist sayısı 48 milyon turist geliyor. Antalya'ya gelen 12-15 milyon arası turist gelecek ama bunun ortalama gecelemesi 7 ile 11 gün arasında ortalama gelişi şeyi var. Onun için biz rakamın alt köşesine bakalım her zaman. 45 ile 50 milyar euro gibi bir rakam turizmden gelir bekleniyor. Bu hakikaten bacasız bir sermayede büyük bir şey. Doğru. Bugün bu oteli açıyoruz. 1400 kişi burada istihdam edecek. Bu ülkeye bir katkısı var. Bu ülkenin buraya gelen üreticinin
ona göre bir ürettiği malın buraya satmasından belli bir katkısı olacak. Yani herkesin bir katkısı var. Yani burada hava yolu kazanacak, her zaman, her zaman kazanacak. Sıfırdan bir iyidir yani. Onun için onun için bu tesisin böyle kapalı kalmasına kimsenin eli gönlü razı olmuyor turizmci olarak. Ha, turizmciler bu tip yatırımları yaparken zaten şu anda biz de grup olaraktan bu yatırımlara girmeyiz. Bu yatırım yapılmış ki ondan sonra. Çünkü bu maliyetlere yapıldığı zaman geri dönüşü çok zor olan bir fizibilite. Doğru. Bu fizibiliteyi taşımanın mümkünatı yok turizmde. Burayı o zaman yani 100 senede amorti edersiniz. Geri dönüşüm olarak baktığınız zaman. Ama bu tesisi yapandan, herkesten Allah razı olsun, ülkemize kazandırmış. Bunlar ülkenin, bu bizim de değil, bu kimsenin değil. Bunlar ülkeye mal olmuş tesisler. Onun için buraları iyi çalıştırmamız lazım, iyi işletmemiz lazım. İyi insanları istihdam etmemiz lazım. Ki geri dönüşümüz iyi bir şekilde olsun. Evet. Peki Mehmet Bey, başka bir perspektiften oteli açtık. Evet. Geldik buraya işte. 250 milyon dolar yatırım yaptık, oteli açtık. Havayolu bu işin neresinde? Havayolu en başında bu iş. Ulaşım olmazsa burada insanlar neyle getireceksiniz? Hiçbir şey yok. En başında yani. Peki sizce Antalya burada ne pozisyonda ve ne konumda? Çünkü işte mesela Hintliler geliyordu. Antalya şimdi çok pilot. Seferler açılmaya başlandı. Evet, evet, evet. Her şimdi bütün, hele yaz geldi diye direkt seferler Antalya, Berlin, Antalya, Moskova, Antalya, yani bayağı bir ek seferler koydu Türk Hava Yolları. Onlar olmasa zaten turizm olmaz. Turizm ayakta kalmaz. Evet, kesinlikle. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Mehmet Bey, şimdi Antalya diyoruz. Turizmin merkezi diyoruz. Aslında Türkiye turizmin merkezini biz hep İstanbul'dayken şey derdik ya, İstanbul. Ama Antalya'ya gelip gördük ve burayı yaşadıktan sonra şunun farkına vardık. Hakikaten turizmin özellikle Türkiye'deki merkezi Antalya. Turist açısından baktığımızda genelde hangi turistler burada daha çok konaklama imkanı buluyor? Yani Antalya geneline baktığımızda işte Rus turistler mi, Alman turistler mi, İngiliz turistler mi? Yani bu konuda yorumunuz ne? Yani şu anda bakıldığı zaman genel olaraktan %60 Avrupa, %30 Rusya ve etrafı, %10 gibi iç piyasa gözüküyor. Ama son zamanlardaki Rus'un artışı, bu Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin'in iyi bir dostlukları hakikaten hiç göz ardı edilmiyor. Bayağı bir büyük bir fark ediyor. Şu anda Ruslar Avrupalı'yı yakalamış durumda. Bu vaziyette yürüyor. Şöyle bir şey var. Bunu hemen siz de söylediniz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın biz etkisini işte Afrika'dan yayın yaptık ve hani kendi yaptığımız projelerde ve kendi ticaretimizde de çok görüyoruz. Hakikaten bir ilgi ve sempati var. Evet. Bu döndüğümüzde yani turizm olarak bize ciddi anlamda pozitif bir etki sağlıyor değil mi? Çok büyük etki sağlıyor. Ben her zaman şunu söylüyoruz. Yani politika zaten ülkede siyasi bir politik bir sorun olduğu zaman ilk etkilenen sektör turizm olmuş oluyor. Ben her zaman sorun soruyorum. Ülkede terör sorunu yok diyorum. Ülkede politik sorun olduğu zaman turizm yara alıyor. Doğru. Bu da tabii ki turizm tesislerine yansıyor. Çünkü turizm baktığınız zaman biz başta da söyledim. Yani kışın tesisin sistemi bozulmasın. Para da kazanmayalım. Az bir zarar edelim. Ve tesisteki çalışanları bozmayalım. Yeniden her sene yeni bir otel açmayalım düzeninde bir düşünce var. Doğru. Onun için turizmcinin kazandığı ayakta tutan rakam bu işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bu dönemlerde kazanıyor aslında. Yani. Yüksek sezonda kazandığı yüksek para. Sezonda. Bu yüksek sezonda zaten dersinizi iyi çalışmadığınız zaman o sene fire vermiş oluyorsunuz. Fire vermiş. Evet. Onun için bu şekilde dersimizde çalışmamız lazım. Ama ben her zaman gene diyorum, marketinginizi iyi yaptığınız zaman o futbol takımlarını dedim getirmeye biz tek başımıza bütün tesis olaraktan, grup olaraktan değil, bütün devletimiz, biz, herkes taşın altına elini koyacak.
bunun ayakkabı boyacısından tut, polisinden tut, taksicisinden tut, hepsine kadar herkes üzerine düşen görev en güzel bir vaziyette yaptığı zaman işte bu 48 milyonlar o zaman çoğalacak. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz peki? Mesela işte bakıyoruz, Ruslar, özellikle Rus turist, İngiliz, Avrupalı turist, genelde Antalya. Ben hep içimde bir uktedir bu ve bunu da size de sormak istiyorum. Araplar neden gelmiyor Antalya'ya? Yani gelmeyişinin özel bir sebebi mi var, yoksa biz orayı da mı doğru kullanamıyoruz, yönetemiyoruz? Evet, yani biraz da o var. Yani biraz tam manasıyla bir o destinasyonu tam istediğimiz... Çünkü Antalya'ya gelmiyor yani. Ama aynı arabı İspanya'da, Mallorca'da görebiliyoruz. Dönüp Monte Carlo'da görebiliyoruz. Tabii, yani dediğim gibi çeşitlendirmemiz lazım. Bu kriz bize şunu gösterdi zaten. Biz Avrupa bize cep aldığı zaman biz başka pazarlara yöneldik ve yeni yeni pazarlar çıkardık. Şimdi o pazarların meyvesini işte şimdi yiyoruz ki 48 milyonlara çıkıyor turizm onların sayesinde. Doğru. Çünkü ülkemize bir defa gelen kişi servisiyle, mutfağıyla, tesislerimizle, denizimizle, yani bunu başka bir yerde bulma şansınız yok. Sizler de dünyanın her tarafına gitmişsinizdir. Yani yok yani. Bir de bizim bu ülkenin bir sigortası olan her şey dahil bir sistemimiz var. Evet, o da... Her şey dahil sistemimiz var. Şimdi bu tesis mesela Mardan ultra her şey dahil. Ultra. Mesela 1400 tane çalışanı var burada. 1400 evet. Çalışan var şu ve an. Bir gelen misafire birin üzerinde, birebirin üzerinde personel hizmet veriyor. Mükemmel bir şey. Yani böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Avrupa'da 700 odalı otele 50 personelle götürüyor personel insanlar. Doğru. Yani biz hizmette onun için diyorum yani hizmette yapamayacağımız hiçbir şey yok. Mutfakta yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim mutfağımıza indiğiniz zaman dünya bırak kendi mutfağımız zaten yöresel her taraf var. Bir de dünyadaki bütün mutfakları İtalyan'ından, Hint'inden, Tepenyakisi'nden, uzak doğusundan her şeyine kadar burada sunum yapıyoruz. Yeter ki bütün gelen misafirlerimiz çok güzel bir şekilde hoşnut olsun, çok güzel şekilde memnun kalsın. Ve o vaziyette tekrar gelen misafiri tekrar eğer biz ağırlayabiliyorsak zaten onda başarılıyız. Onda başarılıyız. Evet. Peki Üstad, özellikle bu her şey dahil konusu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Önceki konuklarımızdan Firuz Bey'e de aynı soruyu sordum. Yani sizin bu konudaki fikriniz nedir? Her şey dahil Antalya için bir avantaj mı? Daha doğrusu Türkiye için yoksa bir dezavantaj mı? Yani bakıldığı zaman başka ülkelerle beraber yarış yapıyorsanız her şey dahil çok büyük bir avantaj. Çünkü başka ülkeler bu her şey dahile yapma şansları olmuyor. Şu anda girme şansları yok. Bizim o zaman fiyat politikamızla beraber hiçbir zaman rekabet edemezler. Ama biz bunu her şey dahil olaraktan ve ultra her şey dahil olaraktan çok güzel bir şekilde sunuyoruz. Çok güzel bir şekilde veriyoruz. Bunu verdiğimiz için de bu bizim ülkemizin bana göre bir sigortası. Bu sayıları yakalamamızın en büyük etkenlerinden birisi de bu. Her şey dahil. Siz biliyorsunuz mesela ben diyorsunuz X bir rakamı verdim diyorsunuz. Cebimden bir şey çıkmayacak diyorsun öyle testiye gidiyorsunuz. Çoluğunuzu çocuğunuzu. Böyle güzel bir şey var mı? Mükemmel bir şey. Biz de kendimize göre bakıyoruz. Ha, hangi konsepti, hangi neyi ona göre yapacak. Ha, bunu her şey dahil diye kaliteden eğer ödün verirseniz o yanlış bir şey. Ben her şey dahil verdim. Tüketici bunu anlamaz. Öyle bir şey yok. Tüketiciye veriyorsanız her zaman en güzelini vereceksiniz. En güzelini yani kendinizin yemediğini tüketiciye sunmayacaksınız. Kendinizin istemediği servisi tüketiciye vermeyeceksiniz. Aslında çok önemli bir nokta. Evet. Kendinizin yemediğinizi tüketiciye sunmayacaksınız. Bu kadar basit. O kadar. Bu kadar yani basit. İsraf yok. Yani israfı keseceksiniz. Peki başka bir konu Üstad. Aslında oteller, daha doğrusu yatırım grupları bir nevi Türk misafirperverliğini turiste yansıtan yapılar. İşte bugün Kazakistan'dan bir turist kalkıyor, geliyor ilk defa İstanbul veya Antalya seyahati. Geliyor işte Kundu'da çok güzel bir tesiste burada vakit geçiriyor. Ailesiyle beraber, çocuğuyla beraber özel vaktini geçiriyor. Ve burada şunu görüyor. Hiç Türk kültürünü tanımamış, Türkiye'yi bilmeyen birisi. İşte burada garson arkadaşlarımızla veya resepsiyonist arkadaşlarımızla muhatap olduğunu ve onların davranışlarından bizim misafirperverliğimizi görüyor. Hem grubunuz hem de özellikle bölge olarak bu konudaki yorumunuz nedir? Yani yabancıların buraya geldiğinde onlara davranışımız, onları ağırlamamız,
Aslında demin çok güzel bir kelime dediniz. Kendimizin yemeyeceği şeyi turiste vermememiz gerekiyor. Bunu biraz daha toparlarsak ne diyebilirsiniz bu konuda? Dedim ya size, yani biz Almanya'da o zamanlar Türkiye'den ilk göç eden, ilk gurbete çalışmaya giden kişiler olaraktan ve orada ilk bu Türk restoranlarını kuran kişiler olaraktan neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz, insanların bize bakış açılarını, nasıl olduklarını. Onu biz kendi çalışanlarımıza o eğitimlerle nasıl yaklaşacağını, nasıl karşılayacağımızın devamlı eğitimlerle beraber en güzel bir vaziyette eğitiyoruz çalışanlarımızı. Ve o da onlar o servislerinden dolayı %28, %30 repeat misafir kazanıyoruz bu vaziyette. Ya çok fazla düşünmeye, çok fazla konuşmaya da gerek yok. Yani çok iyi bakacaksınız, pozitif olacağız, hep beraber pozitif olacağız. Tuttuğumuzu böyle tutacağız, bunu götüreceğiz yani. Başka bir şey değil yani. Aslında İnanır kendimiz misin? Olacağız. Evet yani, bunu olacağız. Başka bir şey değil. Yani doğru. Bizim hakikaten millet olaraktan biz çok iyi bir milletiz. Yani kendini bilen, pazarlayan olacak diyoruz. Ya olacak diyoruz. Başka bunlar. Çaremiz yok. Olmasaydı bu 48-50 milyonlar olmaz. Nasıl olur? Doğru. Evet. Ama bu 15-16-17 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyinde, inanır mısın, aşamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi de aşıyoruz, her şeyi de yapıyoruz yani. Her şeyi de yapıyoruz. Ona olan sevgiyi biz de Afrika'da çok görüyoruz. Özellikle gittiğimiz ben her coğrafyada. Ben sevgiyle beraber değil, ben yapılanları alkışlıyorum. Ben ülkeme çivi çakanı alkışlıyorum. Ben doğru. Yıllarca otobüs şirketim vardı. Her seferinde yol yoktu bu ülkede. Yani bir gidiş bir geliş yollar vardı. Bu düble yollar, bu üçlü dörtlü gidişler gelişleri biz nerede görecektik? Bu tünelleri nerede bakacaktık? Bu havaalanlarını nerede görecektik? Antalya'da bir havalimanı vardı. Gidiş geliş iç hatlar dış hatlar beraberdi. Şu andakinin %1'i kadardı. Ya böyle bir şey yok ki. Şimdi Antalya'da 3. havalimanını konuşuyoruz. Yani İstanbul'daki havalimanı. Görüyorsunuz, Berlin'deki açılmadı işte. Doğru. Berlin'deki havalimanı o kadar yıllardır. Biz Berlin'iyiz dediğim gibi, hani bir türlü açılamadı. Geçen hafta Jack Straw'la beraberdik. O da şunu söyledi aslında. Siz de aynı noktaya geliyor. Berlin hikayesi örtüşüyor. Biz dedi İstanbul'a, İstanbul Havalimanı'na kıskanarak bakıyoruz dedi. Evet. Ya çünkü hakikaten böyle bir terminal, böyle bir bina ve böyle bir altyapının olduğu başka bir havalimanı ve şu an bizim burada kurmamız mümkün değil dedi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Doğru. Yok. Yani bu Türk'ün pratik zekasını çok iyi kullanmamız lazım. Avrupalı'nın disiplini ise Türk'ün pratik zekasıyla bunu da birleştirip aradan sıyrılıp gitmemiz lazım. Doğru. Evet. Doğru. Bunu hep beraber sağlam tutmamız lazım. İyi bakmamız lazım. Dersimize iyi çalışmamız lazım. Üstad, evet. Son soru. Buyurun. Türkiye'nin petrolü turizmdir. Yani bunun hakkında yorumunuz ne? Bacası sanayi. Bacası sanayi. Böyle bir şey yok. Bunun kıymetini bilmeyene bildirelim ve öğretelim yani. Böyle bir doğru. Şey yok. Bunu hakikaten petrol mü dersiniz, gaz mı dersiniz, ne derseniz deyin. Bir maden bu yani. Doğru. Bir maden. Bunu ama çok güzel, planlı, programlı bir şekilde bunu hayata geçirmek İşlemek yani. Gerekiyor. Evet. Şu andan sonrayı, bu ana kadar yapılan yanlışları, onlardan hepsinden ibret alıp daha iyiye nasıl götürebiliriz? Hep beraber taşın altına elini koyup bunu yapmamız lazım. Mehmet Bey, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli sohbet oldu. Biz de oldu. Çok memnun olduk. Sizi her zaman bekleriz. İşte buralar insansız olmuyor. Buralar hep insanlarla güzel. Ne kadar evet. Altından da yapsanız, her şeyi de yapsanız insanlar olması lazım ki buralar öyle 52 güzel. 52 kilo altın dediniz. Evet, yani bu gördüğünüz gibi 52 kilo altın var. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yapan yayına katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, konuğumuz Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün'dü. Şu an Antalya'dayız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımız Afrika'da, görüşmek üzere. Türkiye'deydik. Mehmet Aygün'le turizmi konuştuk. Haftaya dünyanın farklı bir coğrafyasında farklı bir konukla
tekrar turizmi konuşmak üzere. Hoşçakalın.